Karboksilli asitlerin fiziksel özellikleri ve bunların adlandırılması ile ilgili standart sorulardayız. Şimdi bakalım bileşikle ilgili aşırılardan hangisi yanlıştır denilmiş. Bunun yupa adına bakacak olursam iki karbonla isim olduğu için etanoik asit yupa adıdır. Doğru. Yaygın adına ben asetik asit olduğunu biliyorum. Özel atlanma moleküller arasında hidrojen bağı vardır. E, dimer yapısı oluşuyor hatırlarsan. Kaynama noktası aynı koşullardaki formik asitten daha düşük değil daha yüksek olacak. Çünkü formik asitte R grubu hidrojen buradaki R grubu metil grubudur. Molekül kütlesi arttığından dolayı lanlın kuvveti artar ve kaynama noktası yükselir diyeceğiz. SP2 birleşmesi yapmış karbon atom vardır. Karbonil grubunda yer alır bu atom. Bu da doğru. Doğru cevabımız denizde olur. Bileşiğin adı sorulmuş. Bileşiğin adına bakacak olursak şuraya ben her zaman 1 diyeceğim. Çünkü bir karboksilik asit grubum var. O zaman şurası 2 olur. 3, 4, 5. Uzun karbon zincirim burada. İkinci karbonda 2 tane metil dallanması görüyorum. Adı ne olur bunun? 2, 2, 2, 2. Dimetil, dimetil güzel gidiyor. 5 beş karbon yapı pentanoik asit olacak. Bu bitanoik asit değil. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Aşağıda adı verilen hangisi iki farklı tür fonksiyonel grup içerir? Şimdi 3 penten oik asit demiş. Penten dediği için burada bir çift bağ var. Çift bağ ve bir karboksilik asit yapısı var. Bak A şıkkını açmış. Gördüğün gibi şurada bir çift bağ var. Şurada da bir karboksilik asit grubu var. Hem alken hem de karboksilik asit içerdiği için burada iki tane fonksiyonel grubum var. Şurada bitanoik asit dediği için aslında butanoik asitte tek bir e, fonksiyonel grubum var. O da karboksilik asit grubu. Dolayısıyla burada bir tane fonksiyonel grubumuz var. 2 2 dimetil propanoik asit dimetil bunlar birer dal ama propanoik asit için aslında bir tane karboksilik asit grubum var. Butanon dediği için yapıda sadece keton var. Fonksiyonel grubum keton. Ee, dolayısıyla burada da bir tane var. Siklopropan karboksilik asit. Şöyle bir yapı ama burada da fonksiyonel grubum tabii ki karboksilik asit. Bu da bir tane doğru cevabımız A seçeneği olur. Aşağıdakilerden hangisi yanlış adlandırılmıştır denilmiş. Bu bir özel adlandırma. Metanoik asit yerine formik asiti kullanabilirim. Doğru. Fenile bir e, benzoik asit dur. Bak bu yanlış. Bu benzil alkol. Neden? Çünkü e, şöyle bir benzen halkası var. C6H5 bu. Buna bir CH2 bağlı. Bu bir e, toliyenden türeyen bir yapı. Benzil yapısı. Bunun adı benzil alkoldür. Bak şurada gösterilmiş. Bu benzoik asit değil. ifade hatalı. Benzoik asit nasıldı? Benzen halkasına karboksilik asit grubu bağlı olması lazım. Yani şurayı şöyle deseydi CO2H deseydi olurdu. Şurası hatalı. Şu ne? Asetik asit değil mi? Özel adlandırma yapmış. Şu bak oksalik asit aslında ya da 1-2 konumunda. Yani 1-2 konumda. Ama 1-2 demesine de gerek yok. Etan asit başka türlü yazılmaz zaten. Bu da doğru. Şuraya bakarsak da C2H5 c grubu aldı. 3 karbonlu yapı olduğu için propanoik asit. Özellikle propiyonik asit hatırlarsan doğru cevabımız B seçeneği olur. 3-3 dimeti bitanoik asit bileşindeki toplam sigma bağ sayısı. Şimdi şöyle olur mu? ben ne biliyorum? Bak yani iki türlü de yapayım istersen. Bir açık halini yazalım. Şöyle olur mu? Bak C, 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 C. Bak bu bitanoik asit oldu mu? 3'te 1, 2, 3. Şuralarda metiller bağlı. Şöyle değil mi? Peki. Şimdi normalde bu kaç karbonlu? Bak ben kapalı haliyle yapacağım. Dimetilleri için 2 karbon geldi mi? Bütanoik asitleri için 4 karbon geldi mi? Toplamda 6 karbonlu bir e, şey mi bu? Karboksil asit mi? Karboksil asitler alkana 2 oksijen eklenmiş hale değil miydi? Alkene. E şimdi C6 ise H12 olacak. O 2 olacak. Bak kapalı formülüm benim bu. Şimdi 6, 12 daha 18, 2 daha 20. 20 tane atom varsa 1 eksi kadar sigma bağı var. 19 tane sigma bağım var diyeceğim. Ee, tabii karbon grubundan dolayı da bir tane de pi bağım olacak ama bana pi sormuyor. Sadece sigma'yı sorduğu için doğru cevabım B seçeneği olacak. Yani tek tek yapıyı açıp böyle tek tek 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye saymama gerek yok. Dediğim gibi yine pratik olarak 2 karbon buradan geldi. 4 karbon buradan geldi. 6 karbonlu bir. Karboksil asit yapısı arıyorum. E, karboksil asitin genel formülü yine söylüyorum. Cn H2N O2 idi hatırlarsan. Buradan rahatlıkla e, formülü çıkartabiliyorum. Doğru cevabımız B seçeneği oluyor. Evet bileşikle ilgili ne Şimdi burada e, tabii tabi aslında bu bir amino asit yapısı. Şöyle yapalım. 1, 2, 3 dersek bunu da söylemiş olalım. E, en basit alum, amino asitlerden birisi aslında. basitin bir üstü aslında. Alanin bu özel ismi ama tabi burada adlandırma yapacağız. İkinci kabında bir amino grubu var. Sistematik adına bakarsam iki amino 3 karbonlu bir asit olduğu için propanoik asit doğru bir adlandırma yapılmış. İki tane fonksiyonel grubu var. Biri amin grubu bir de karboksil asit grubu. Burası baz burası asit hatta bu bir e, amfoter bileşiktir diyeceğiz. Dolayısıyla bu da doğru. Moleküler arasında tabii ki hidrojen bağı var. Çünkü hem amino grubundaki şu azot atomu üzerindeki elektron çiftinden dolayı bir hidrojen bağı var. Hem de şu karboksilli asitteki şu oksijene bağlı hidrojenden dolayı hidrojen bağı var. Dolayısıyla her türlü hidrojen bağı yapabiliyor. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Evet bileşikle ilgili hangileri doğrudur? Şimdi buraya tabii ki bir diyeceğim. Karboksil gaz grubu olduğu için 2, iki, 3. İkinci karbonda bir alken var. E, propenoik asit ismini verebilirim. Çünkü 3 karbonlu alken yapısında olan asidi başka türlü oluşturamam. Yani şuraya çift bağ yazamayacağıma göre şuraya çift bağ yazmak zorundayım. O yüzden hani buna 2 propenoik asit demem gerekmiyor. Direkt propenoik asit diyebilirim. Dolayısıyla bu doğru bir ifade. Karbon atomları SP2 birleşmesi yapmıştır. Dikkat et bütün karbon atomlar çift bağ yapmış. Bak şu da çift bağ yapmış. Bu da çift bağ yapmış. Bu da çift bağ yapmış. Dolayısıyla hepsi SP2 birleşmesi yapmıştır. Doğru. 1 moli yanınca. Ben bunun 1 molini yakarsam. Şimdi bak şöyle düşün. cnh 2 O2 miydi kapalı formülü? Doğru mu? Ama burada bir çift bağdan dolayı 2 hidrojen daha gidecek. Dolayısıyla bunun kapalı formu CNH2 n 2 O2 olacak. Çift bağdan dolayı 2 hidrojen kaybım oldu. Doymuş olsaydı böyle olacaktı. Şimdi yazarsam formülü 1, 2, 3. Yani diye bak ben bunu niye böyle yapıyorum? Dikkat et. Bana daha büyük bir molekül vermiş olabilirdi. Tek tek saymak istemiyorum. Buradan çıkar, çıkmak istiyorum. Kaç karbonum var? 3 karbonum var. Kaç hidrojenim olur? 3 kere 2, 6. 6'dan 2 çıktı. 4 hidrojen, O2. Bak formül çıktı. Ya bu da 4 tane hidrojen olduğu için yanarsa 2 mol su oluşur. Çünkü 2 kere 2 4 mol e, hidrojen yapacak. Bu da doğru. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Bir karbon atomuna izopropil grubunu bağlıyorum, Metili bağlıyorum, karboksil grubuna bağlıyorum, hidrojeni bağlıyorum. Şimdi o karbon atomunu yazdım. Şöyle maviyle yazdım. Bağlananları yazalım. Bir defa bir tane karboksil grubu bağlıyorsam ben buna o zaman şu karboksil grubunu bir bağlayayım. Bak karboksil grubu bu. Buna daha sonra bir hidrojen bağlayayım. Daha sonra bir tane e, hadi izopropil ile şöyle bağlayalım. Şurası izopropil değil mi? Şurası da metil. Bak bağladım. Şimdi çıktı or yapı ortaya. Karbonu ben mavi ile gösterdim. O karbon atomunu bağladık. Peki adı ne olur? Burası 1 oldu. 2, 3, mecburen 4. 2. karbonla metilim var. 3. karbonla metilim var. 2, 3 dimetil oldu. Yanlış mı yaptık? 1 2 3 4 2 3 dimetil eee olacak. 2 3 dimetil butanoik asit. Şurada bir baskı hatası var. 3 3 dimetil demiş. Çünkü burada da C şıkkını gösteriyor bak. 2 3 dimetil diye. Eee butanoik asit. Fakat da burada özel adlandırma yapmış çözümde. Özel adlandırmayı da anlatayım mı sana? Şu karbona ben birinci karbon diyorum ya. Birinci karbondan sonraki karbon atomuna ben özel adlandırmayı anlatayım sana. Karbon atomuna alfa karbonu, şurada beta karbonu diyorum. Buraya da gamma karbonu diyorum. Özel adlandırmada özel isim kullanılır. Yaygın isim kullanılır. 4 karbonlu asidin yaygın ismi butirik asit. Dolayısıyla alfada metil var. Betada da metil var. Alfa, beta, dimetil, butirik asit. Bu yaygın yani özel adlandırması bu. Tabi bu adlandırmayı göstermiyoruz. Sen sadece şunu bileceksin. 2, 3 dimetil, butanoik asit olacak. Şurada baskata asit Şurası 2 olacak. Doğru cevabımız da C seçeneği gelecek. Evet, karboksilik asitlerin yaygın e, isimleri, adlandırması, e, işte birden fazla fonksiyonel grup içerenlerin nasıl adlandırıldığını da gördük. Fiziksel özelliklerinden de bahsettik. Şimdi sanıyorum önümüzde bir konu pekiştirme testimiz var. Konu pekiştirme testimizde buradaki olan kısımları bir toparlamış olacağız. Her zaman olduğu gibi konu pekiştirme testini önden sen bir çözüyorsun, sonra beraber bakıyoruz. Müzik